uzmanlar tarafından yapılan incelemede tüm tedbirler alınmadığı tespit ettiğinin dolayı firmaya örneğin 700 bin TL gider para cezası kesmiş. Daha başka bir örnek. Bir banka mahkemeye göndermiş olduğu ekside mahkemenin istediği sadece bir aylık süre olmasına rağmen 6 aylık ekside gönderdi. Geri kalan o 5 aylık ekside kişisel bilgiler olduğundan dolayı 50 bin lira şikayet kolaylıkla gibi idari para cezada çok basit uygulanmakta şu anda ve başladı. Yani çok ciddi bir bütçeyle karşı karşıyayız zaten. Şimdi asıl işin teknik kısmına gireceğiz ama hukuki kısmıyla ilgili eğer soracağınız bir şeyler varsa ben onlara da cevap vermek isterim. Çünkü yani akılda kalmış olabilir. Hırsızlığı aşmak, hırsızlığına uyumamak, trafik kullanımına aykırı davranmanın iddia yaptırımı var mı ve ceza işte? Bir dakika, bak konumuz alakalı değil, takdir edersiniz. Onun dışında bu konuyla ilgili, çünkü yani aslında geniş kapsamlı bir herkese bir sunum sunacağız, yapacağız ama haricinde yine talep ederseniz gelip ayrı ayrı bunların kapsamlıca bir tefacı bilgisi vereceğiz. Dediğim gibi bu olayın iki ayağı var. Bir hukuki ayağı var, bir de IT bilgisayar ayağı var. Zaten bilgisayarın en önemli ayakları var. Bir tanesi hatta küçük örnekler vereceğim sizin sorunuza geçmeden önce. Kendisine siber saldırı yapılan bir şirket, 3 gün içinde bu saldırıyı kişisel verileri koruma kurulundan başvuru bildirmediği için hani bu iş kazası olduğunda 3 gün içinde sileye başvuru yapması gerekir ya yapılmadığı için, bilgi verilmediği için kişisel verileri koruma kurulu bunu daha sonra tespit ettiğinde o firmaya idari para cezası dahi kesebilir. Yani böyle çok kapsamı geniş, teferruatı geniş ve ileride birçok şirketin mali yönde bütçesini sarsacak düzenine sahip bir kanuna karşı karşıya. Buyurun. Sanıyorum kanun kişisel verilerin korunması ile ilgili. Güzel kişiliklerin verilerinin korunması daha baksam önce hayır, şimdi o çok karışık olan bir şey oluyor. Doğrusu bu sorunuz çok güzel. Bir şirket ticaret yapıyor. Ticaret esnasında veya kendi personel açısında elde ettiği kişisel verilerle ilgili bu kanun kapsamında ticari verileri, güzel kişilerin bilgileri bu kanun kapsamında değerlendirilmiyor. Ama şöyle olan bir boyut var. O güzel kişilerin bilgileri depolanırken belli bazı güvenlik standartlar için olması gerekiyor. Ama o güvenlik standartlar zaten bu kişilerde de kapsadığı için bir bütün halde değerlendirilir ama güzel kişilerin bilgileri bu kanun kapsamında değil. Aslında onu şöyle de bir sorunuzu daha da cevabınızı genişleteyim. Şimdi hani tüzel kişinin bilgisi dediğimiz şey aslında dolaylı yoldan şirket sırrıdır, know-how'dır, bir takım Ar-Ge bilgisidir gibi gibi gibi. Şimdi zaten bir tüzel kişi bunu korumayla ilgili kontratlar, avukatlar, sözleşmeler, bir takım düzenlemeler bunları yapıyor ve kullanabiliyor. Fakat hani bundan 5-6 sene önce belki hatırlarsınız bir sürü bizi telefon firması aboneliklerini satmak adına yerli yersiz, belli belirsiz, kimden aldığı belli olmayan şekilde arıyorlardı. Bu fiilen artık işin neredeyse son noktasıydı mağduriyet anlamında. Kişisel veri sahibi olan biz gerçek kişiyiz, ilgili kişiyiz. İlgili kişilerin haklarını düzenleyen aslında hiçbir şey yoktu. Bu bizde de böyleydi, Avrupa Birliği'nde de böyleydi. Avrupa Birliği GDPR dedi, biz KVKK dedik. Hemen hemen aynı anda yola çıkıldı. Büyük oranda paralellikler, benzerlikler taşıyor ve hemen hemen aynı zamanda da devreye girdi ve özellikle ilgili kişinin hakkını korumak adına bir çalışan da olabilir. Bu bir B2C iş yapan bir müşterinin işte C kısmı, customer bilgisi de olabilir. Ya da B2B iş yapan bir firmanın diğer çalışanlarının yani muhatap olduğu karşı taraftaki kişilerin depolanan bilgileri de olabilir. Hatta şöyle örnekler olmaya başladı. Ben yurt dışından bir danışman geliyor ve bu danışman gelmeden önce kuruma soruyor, ben sana adamı yollayacağım, onun sen bilgisini nasıl koruyorsun, pasaport bilgisini yollayacağım sana, onu koruyabiliyor musun gibi hani fiilen hatta bunu sağlamayan yerlere adamını göndermeyen, danışmanını göndermeyen yurt dışı firmaları aynı şekilde gördüm. Özetle aslında bu Türkiye'ye göre çok ilerideymiş gibi görünmekle beraber benim şahsi görüşüm olması gereken yer burası. Biz çok gerideyiz bazı açılardan.
özetle ana öznesi de bunun kişisel veri. Diğer şeyler zaten bu yasa diğer yasalarla bütünleşik çalışıyor. Yani ben ileride göreceksiniz bazı operasyonlar yapılması gerekiyor. İşte veri silme, veri envanteri çıkarma vesaire. Bunları ben neye göre sileceğim, neye göre tutacağım? Bunu zaten düzenleyen diğer yasalar var ki sizin asıl uzmanlık alanınız. İşte fotoğraf resme, işte ticaret kanunu vesaire vesaire. Buyurun. Aslında şimdi biraz önce istisnalar vardı ya, istisna kapsamında görürseniz dahi bence bu kişisel verileri koruma kanunu kapsamında yapılması gereken, uyulması gereken kurallara uymak için gerekli olan çalışmaları yapmanızı öneririm. Çünkü sizin bilgisayar sisteminizde yapılacak olan bir işte siber saldırı ve benzeri gibi veya da çalışanınızdan kaynaklanacak veri çıkışı dolayısıyla bu tür bir ileri sıkıntı yasal yaptırımlara karşılaşabilirsiniz. Buradaki zaten kayıt zorunluluğu devleti diyor. 50 kişi veya 25 milyon dediği kavram aslında bir yani üstünü koymuş ama bunun altını koymamış. Yani bu anlamda herkes de bu güvenlik tedbirleri alarak verimiz kayıt sistemlerine de kayıtlarında da bir sıkıntı yok. Yine tekrarlıyorum. Kanuna kapsamına girmiyoruz diye düşünmeyin. Bu teknik biraz önce biraz sonra Arda beni anlatacak tüm teknik tedbirleri alarak sizlere bu kayıt sistemine kaybolmayacak. Orada anahtar soru da şu oluyor. O verilere niçin sahipsiniz? Yani ana işinizi yürütmek için, daha doğrusu işinizi yürütmek için verilere sahip olmak zorunda mısınız? Evet. O veriler kişisel veri kategorisine giriyor mu? Kurumsal, kurumdan kuruma bile olsa. Evet. O zaman benim onu korumakla ilgili yükümlüm var. Bunu şey gibi düşünün. Yani yeni nesil petrolün yeni versiyonu bilgi. Yani bilgi artık değer ediyor. Bilgi kullanarak birçok firma bir şeyler yapıyor. Bize değişik garip garip reklamları, ya ben bunu az önce konuşmuştum, o reklam bana nasıl geldi sorularını, yani cevabını bu veriyor. O bilgiyi korumamız lazım artık. Önceden dediğim gibi böyle bir kurumları zorlayan bir şey yoktu. Mesela A distribütörün A bayisinden B bayisine istifa edip geçen biri USB ile tüm müşteri ve şey datasını kopyalayabiliyordu. Bunu ispatlasanız da şey yapsanız da herhangi bir şey yoktu. Biraz o gözle düşünmek lazım. Uzun lafın kısası. Ben o veriye sahip olmak zorunda mıyım işimi yapmak için? Kişisel veri içeriyor mu? Evet, size koyacağım. Gerekli tedbirleri almak durumundayım. İsmail Bey, 50 kişi ve veya yani birinden biri. Evet. İkisi birlikte değil. Evet, veya. Yok veya. Veya ise orada onu düzeltmemiz lazım. O evet. Benim hatamdır. Yok, tamamen veya. Yazım hatasıdır, kusura bakmayın. 50 milyon veya. Evet. Yok şu yazım hatasıdır. Evet. Özetle 52'den fazla çalışan varsa, yıllık 25 milyondan büyük bir hacmimiz de varsa, bizim vermise kaydı şeye kadar, 31 Aralık'a kadar yapmamız lazım. Zaten şu anda... Kayıt tek şey değil yani, çözüm değil. Tabii. Yani vermise kayıt zorunluluğum yoksa ben yasadan muaf değilim demiştik az önce. Ve aslında bizim 7 Nisan 2018'de yasanın tüm gerekliliklerini yerine getirmiş olmamız lazım. Müşterilerin yani sizin için. Yani aslında sizi de kapsıyor. Bir vergi kaydı zorunluluğu yok ama yasa çünkü o tarihten sonra sonuçlar doğurmaya başladı. Ben hızlıca hani değerli vaktinizi de fazla almadan yani bu diğer hiçbir yasa ve düzenlemeye benzemiyor. Neden diyeceksiniz? Genelde herhangi bir yasanın doğrudan şirketler içerisinde adreslenebilir bir departman vardı. Bu ise bilgi işlemi de ilgilendiriyor, finansı da ilgilendiriyor, insan kaynaklarını da ilgilendiriyor, hukuku da ilgilendiriyor. O yüzden şu DPO şeydi, Data Protection Officer'dı, GDPR'dan gelen bir şeydi. Böyle bir yapı üzerinden kurumların bunu organize etmesi, yönetişimini, governance'ını sağlaması gerekiyor. Aksi takdirde bu şey değil, ben bir belgeyi aldım, bir sene sonra belki bir kendini güncellerim. O bile yeterli değil. Tamamen yaşayan bir süreçtir. Onu söyleyebilirim. Biz bu işi yani bir kurumun KVKK'ya uyumluluğunu sağlamak adına iki fazla olması gerektiğini söylüyoruz, anlatıyoruz. Birinci faz en yoğun faz uyumun sağlanması.
İkincisi ise o sağlanmış olan uyumun bir nevi bakım desteği gibi düşünebilirsiniz kabaca. Bu direkt kurumun, bir tane kişisel verilerin koruması kurulu diye bir kurulumuz vardır. Bu kurul devletin resmi bir kuruldur. Kendi gelir hedefi vardır, onun altını çiziyorum. Cezayı o yüzden kesecek bize. Bir hedefsiz değildir. Bize bazı rehberler yayınlıyor. Bu rehberin rehberlerin biri de kurumların ne yapması gerektiğine dair adımları. Bunun 15 tanesi teknik adım, 10 tanesi idari adım. Şu en altta bazılarınız göremiyor olabilir de. En alttaki... Doğrudur. 4 tanesi ise organizasyonel adım. Şu idari ve teknikler tanımlıdır. Şu alt tarafı ise kurumlara bırakmıştır. Çünkü bir holdingde yapılacak organizasyonel durumla küçük bir firmadaki farklı olacağı için onu adresleyemiyor. Fakat bana şunu söylüyor. Sen kardeşim sızma testi yaptır. Sen kardeşim sevgili kurum yedeklemeni sağlam tut. 12 numara. Sen kardeşim zamanı gelince verileri sil, yok et ya da anonim hale getir. Bunları bana artık söylemiş durumda. Bir denetleme geldiğinde tabiri caizse otopsi yapıyorlar. Yani tahminimce çoğunuzun müşterilerinizin bilgisayarına bir ransomware, bir rehin alma, şifreleme yazılımı şeyi bulaşmıştır. Öyle bir durumda kişisel veri, daha doğrusu bir siber olaydır. Bunun az önce İsmail Bey söylediği gibi 72 saat içerisinde bildirilmesi lazım. Ve buna uygun aksiyonların alınması lazım. Bu tavsiyelerin hepsi için artık ben tabiri caizse cezanın kapsamına ve kopyaya giriyorum. Burada üst seviye adımları görebilirsiniz aslında. Bir uyumluluk döngüsü. Bir kurumunuzda, bir müşterimizde öncelikle bir veri envanter çalışması yapılacak. Daha sonrasında buna paralel IT eksiklik çalışması yapılması lazım. Çünkü yol haritamız...